Devam ediyoruz seyahat gemilerini görmeye. Web sitelerini de gösteriyorum ki yani hem siz de bulun hem de ben de daha rahat göstereyim. Bunlarla uğraşmayalım. Farkındaysanız zaten ana kelime olarak görüyorsunuz. Otobüs, metrobüs vesaire hangisi nedir? Bu küçük panel vanlara, mini vanlara van deniyor zaten. Biraz aşağı indiğimizde bu kelimelerin anlamlarını size ödev olarak verdiğimi düşünün. Ne olur bunlara bir bakın, ne olduğunu bilin. Şimdi burayı geçiyorum. Burada hemen biraz daha ilerlediğimizde siteler gittikçe güzelleşiyor tabii ki. Eğer hava yoluyla ilerliyorsanız airport, havaalanı, check-in, biletinizi onaylatmak, fly uçmak. Burada cümlelere dikkat edin. I like to fly on the same airplanes, get mileage point. Yani bu mil puanlar var ya bizde de çeşitli kredi kartlarında olduğu. Uçuş puanı. Ben aynı hava yollarıyla uçmayı seviyorum sürekli. Mesela hep Pegasus'ta mesela ki puan toplayayım. Landing uçağın inmesine deniyor. İniş yani. Land inmek fiilinin kendisi. Take off kalkmak. Bunlar da burada göreceğiniz önemli kelimeler tatiller için özellikle. Cümle içinde kullanılmış. Bakın yukarıda ben ilerledikçe About Education böyle güzel bir site. Aşağı indikçe burayı tamamlıyor. Mesela atlayabiliyorsunuz da tatil hakkında konuşma. Yerde kullanılan otoban, parasız otoban, tren yolu bu kelimelerin hepsi var. Sea, ocean, okyanus vesaire. Ve indikçe size boşluk doldurmalı kurslar veriyor. Mesela boarding pass, uçuş bileti. Bunun ne olduğunu bilmeniz lazım. Listening'ler var. Dinleyebiliyorsunuz. Durduralım. Ve cevapları var tabii ki burada. Biraz daha aşağı indikçe size çeşitli genel bilgileri veriyor. Bu site güzel bir site. Geçtik. Hemen yanında öğrenmeniz gereken diğer kelimeler var. Bu kelimelerde de farkındaysanız bu site de güzel bir site. Şöyle güzel bir site. Bu travel packaging ıvır zıvır her şeyi size diyaloglar halinde anlatıyor. Mesela bir tatili ayırtmak, valizinizi toplamak, bir destinasyona seyahat etmek, ulaşmak yani destination varacağınız yer demek. Bu varmakla ilgili veya bir ziyaret edilecek yerler. Mesela Booking Holiday dediğiniz zaman size gelip bazı şeyler anlatıyor. Book rezervasyon yapmak, önden ayırtmaktır. Depart oraya varmak için gitmektir. Arrive ulaşmaktır. Reservation, destination gittiğiniz yerin kendisi vesaire. All inclusive mesela her şey dahil demek. Bunları çok duyarsınız. Leaflet tek sayfalı broşür yaprağı gibi. Ne olur bu sayfayı da bakın. Bir sürü tatille ilgili öğrenebileceğiniz kelimeyi buradan edinerek rahatlıkla dağarcığınıza ekleyebilirsiniz. Ve geldim bu sayfaya. Bu sayfa gördüğünüz gibi ilk gösterdiğimin çok benzeri mind map tarzında. Burada tüm fiiller farkındaysanız. Mesela işte go abroad, yurt dışına çıkmak demek. Çok sık duyarsınız. Ve unpack, valizinizi geri açmak, dağıtmak. Packing your luggage, işte valizinizi toplamak, suitcase. Go sightseeing, şehirde gezmeye çıkmak gibi. Bunları lütfen bakın. Şehirdeki yerler, katedraller, işte kilisenin büyükleri, anıt yerler, tatil tipleri, havaalanları vesaire. Buraya baktığınız zaman size gerekli olan her şeyi veriyor. Farkındaysanız mesela souvenir diye bir şey var. Çok sık göreceksiniz yurt dışında. Hediyelik eşyacı demek. Buraya da bakarak bir fikir edinmiş olursunuz. Bunlar ödevleriniz olsun. Göreceğiniz bütün kelimeleri size gösteriyorum. Aynı şekilde gruplandırılmışı var. Gördüğünüz gibi okuyor da tıkladığınızda. Orada da çeşitli kelime grupları var ama gittikçe en iyi en sona saklamış olduğumu fark edeceksiniz. Burada da basit cümle kalıpları var. Mesela diyelim ki işte where is the information desk please? Bu size lazım olacak bir havaalanına indiniz mi? Diyor ki komünikasyon kurmak için gerekli bu gibi. Düşünün bir yere indiğiniz zaman bilgi masasını nerede bulabilir miyim? Ya da size sorulacak sorular. Show me your passport please. Size pasaportunuzu istiyor. Diyor ki gümrükte bir gümrük memuru size anything to declare diyecek. Hani beyan edeceğiniz bir şey var mı? Siz de no there is nothing to declare diyebilirsiniz ya da nothing to declare diyebilirsiniz ya da deklare etmek de hani valizinizde gümrüğe tabi bir şey var mı gibi. Bir istasyonda how much is a ticket to Ankara diyebilirsiniz. Ankara'ya bilet kaç para gibi. Gördüğünüz gibi hazır kalıplar var. İşte otobüs bus station, otobüs durağı nerededir? Kaç durak var? How many bus stops before? İşte bilmem neden önce, küçük yıldan önce kaç durak var mesela atıyorum. Ya da işte Piccadilly Circus'tan önce İngiltere'deyseniz. Burada aracınız varsa where can I park my car? Arabamı nereye park edebilirim? Özellikle yurt dışında dikkat edin. Karavanların park yerleri çok sıkıntılıdır bu arada. Gibi
Seyahat sigortası dahil birçok bilgi de gelip buradan bilgi alabilirsiniz. Bu siteleri gezerseniz temel olarak elinizde bazı bilgiler olacaktır. Ama dediğim gibi hani About Education bu konudaki en güzel sitelerden birisi.